Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım, Kara Gözlüm gibi birçok filmde rol alan Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır hastaneye koştu. Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen ve entübe edilen ünlü, ismin yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, sevgilisi Jülide Kural'dan yürek yakan bir açıklama geldi. Kadir İnanır'ın ölmeden önce son sözleri bakın ne oldu. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili son açıklama, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doktor Necdet Sağlam'dan geldi. Necdet Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İnanır'da dün geceden beri iyi gelişmelerin olduğunu ve sabah saatlerinde çekilen MR sonuçları iyi görerek sanatçıyı uyandırdıklarını söyledi. Entübe edilmesinin ardından İnanır'ın bilincinin de açık olduğunu aktaran Sağlam, kendisine ulaştırılan selamlara karşı gülümsedi. Motor hareketleri iyi, takip ediyoruz dedi. Sağlam, İnanır'ın daha önce de ciddi bir beyin ve akciğer ameliyatı geçirdiğine işaret ederek şunları kaydetti. Yaklaşık 3 ay önce geçirdiği bir akciğer enfeksiyonu var. Kronik bir sigara içicisi. İnşallah bu vesileyle sigarayı da bırakmış olur. Bundan sonraki hayatında dedi. Fizik tedavi yapılıyor ama bu süreç ilerliyor. Her an daha iyiye gidiyor. Damardaki radyolojik görüntüler de bunu destekliyor. Acile ilk başvurduğu zamanki tabloda sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı. Şu anda sağ tarafın hareketleri iyi ama daha da iyi olmasını bekliyoruz. Akciğerleriyle ilgili sıkıntılarımız var. Onunla ilgili de gerekli tedbirleri alıyoruz. Çünkü her an multidisipliner bir ekip takip ediyor. Enfeksiyon hastalıklarındaki arkadaşlarla konsültasyonlar yapıldı ve antibiyotik tedavisine başlandı. Ciddi bir durum değil, ancak tedbir amaçlı bunu yapıyoruz. Tabii daha erken uyanmasını umuyorduk biz dedi. Arada bazı olumsuzluklar ile tansiyon yükselmeleri sebebiyle süreci daha temkinli ve yavaş yürüttüklerini ifade eden Sağlam şöyle konuştu. Sonunda bugün güzel bir şekilde entübe oldu ve iletişim kurabiliyor. Eşini yanına aldık, kendisine bazı selamlar ulaştırıldı. Tepki veriyor, fizik tedavisine devam edeceğiz dedi. Birkaç gün yoğun bakımdaki tedavisi yine devam edecek. Çünkü yavaş yavaş ilerlememiz, tedbirli olmamız gerekiyor. Konuşma sürecini daha sonra bekliyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Konuşması için şu an yorgun diyelim. Belirtiler daha sonra konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacağını gösteriyor. Dolayısıyla her şeyin düzelebileceğini umuyoruz dedi. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamasında şunları söyledi. Merak ettiğinizi bildiğimden hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır'ın son durumuna ilişkin bilgileri sizinle paylaşmak isterim. Doktorlarımızın amacı aslında dün itibariyle Kadir İnanır'ı entübe halinden çıkarıp doğal süreci başlatmaktı bildiğiniz gibi. Onu seven bizler bir an önce uyandırılmanın gerçekleşmesini istiyorduk elbette. Ancak sürecin hassasiyeti nedeniyle doktorlar bir gece daha bekleme kararı aldılar. Bu sabah Kadir İnanır'ı ziyaretim sırasında beni tanıması, elimi tutması gibi olumlu ve bilinçli olabilecek tepkileri artık uyandırma sürecinin başlayacağı umudunu verdi bana. Bu sürecin bir gerçekliğe dönüşmesi haberini size vermekten çok mutluyum. Yani artık Kadir İnanır entübe durumundan çıkarılıp vücudunun doğal çalışma sürecini gerçekleştirmeye başladı. Elbette henüz yorgun, zamana ihtiyacı var. Emek ve sabırla bu zor süreci de aşacağından eminim. Hep söylediğimiz gibi güçlüdür Kadir İnanır ve mutlaka başaracaktır dedi. Elbette doktorların, sağlık çalışanlarının emeği ve sizlerin ona yolladığı güzel duyguların gücüyle. Kadir İnanır'ın bu topraklarda yaşayan her kesimden, insanın kalbinde nasıl da yer ettiğini bilen biri olarak anlıyorum ki, onurlu, ilkeli, özgün bir hayatın karşılığı daima büyük bir sevgi oluyor dedi. Sevgilisi Jülide Kural'ın açıklamasına göre Kadir İnanır'ın son sözleri, Türkiye'ye barış gelmediği sürece bu dünyadan gitmeyecektir.
Hale Soygazi. Türk sinemasının önemli aktrislerinden biri olan Hale Soygazi, oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol almıştır. Antalya, Altın Portakal Film Festivali'nce iki kez en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Genellikle güçlü ve ayakları üstünde duran kadın rollerini canlandırmıştır. Vurun Kahpe'ye, Maden, Bir Yudum Sevgi, Kadının Adı Yok, Usta Beni Öldürsene ve Cazibe Hanım'ın Gündüz Düşleri isimli filmleriyle hafızalara kazınmıştır. 2004'teki 41. Antalya, Altın Portakal Film Festivali'nde Şener Şen'le birlikte Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi oldu. Daha sonra Sil Baştan isimli dizide Ceyda Düvenci ve Özlem Tekin'le kamera karşına geçti. Son olarak 2011 yılında Kuzey Güney adlı dizi rol almaya başlamıştır. Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan Hale Soygazi, her dönem adından söz ettirmeyi başardı. 74 yaşındaki oyuncu, şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Soygazi'nin son haline yorum yağdı. Fatma Belgen, Hayat Sevince Güzel adlı sinema filmindeki Gülay rolüyle tanınan Fatma Belgen de o isimlerden birisi. Hamdi Değirmencioğlu'nun senaryosunu yazdığı, Temel Gürsu'nun yönettiği, oyuncu kadrosunda Zeynep Değirmencioğlu, Münir Özkul, Semra Sar, Metin Serezli yer aldığı film büyük beğeni topladı. Gülay karakteriyle adını duyuran Fatma Belgen ardından Cilalı İbo Texas Fatihi, Tarkan, Viking Kanı, Turist Ömer Boğa Güreşçisi, Rüzgar Murat, Kızıl Maske'nin İntikamı filmlerinde rol aldı. Belgen, son yıllarda Kollama, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma gibi Samanyolu TV'de yayımlanan birçok dizinin değişmez isimlerinden biri oldu. Son olarak Bodrum Masalı dizisinde yer alan Fatma Belgen, şimdilerde ekranlarda değil ancak yine çalışıyor. 73 yaşındaki usta oyuncu ortaya çıktı. Pazarlarda bere örüp satmakta olan Fatma Belgen, ekmeğini taştan çıkarıyor, halkla iç içe bir hayat yaşıyor. Eski halinden eser kalmayan emektar oyuncumuzun son hali sevenlerini epey bir üzdü.